Hepinize tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İsmim Zeynep. Eğer burada yeniyseniz siz de hoş geldiniz. Bu kanal normalde bitkilerle ilgili çok fazla bilgi verdiğim ve bitkilerimi vlogladığım falan bir kanal. Normalde şu çektiğim videodaki gibi içerikleri Instagram hesabıma saklıyorum. Fakat son zamanlarda benden böyle bir şey, böyle bir videoyu YouTube'a da koymamı istediniz. Dolayısıyla sizin isteğinize göre hareket ettiğim için bir noktada böyle bir video şu an çekiyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Ben çok özledim video çekmeyi. Son zamanlarda ara vermiştim biliyorsunuz. Instagram'dan bayağı aktifim bu arada. Ama oradan da belirtmiştim zaten YouTube'a hani böyle bir 2 hafta falan ara vermek istiyorum diye. Neden ara verdim? Çünkü saçlarımı yapmaya çalışıyordum. Bir tarafım tamamen yarısını sarı oldu şu anda. Tam olarak istediğim gibi olmamıştı. Yavaş yavaş açtım. İlk başta çok fazla turuncumsuydu vesaire falan filan. Şimdi bu arada kamerada çok daha fazla turuncu görünüyor. Normalde şu an bayağı bir kere daha boya sürersem platin olacak. Yani öyle bir sarı tonunda şu an. Her neyse saçım da hafiften istediğim gibi olmaya başladığına göre bugün sizinle son zamanlarda Watsons'tan aldığım yani tam olarak aldığım her şey değil. İndirimde yakaladığım ve gerek stokladığım, gerek daha yeni denediğim vegan ürünleri göstereceğim. Normal olarak vegan bir insan olduğum için vegan ürünler tercih ediyorum ve zaten aslında böyle bir videoyu bu yüzden istediniz. Bazılarınız yani Instagram üzerinden beni takip eden çok vegan var ve ne aldığımı merak ediyorsunuz bazen. Onun haricinde vegan ürün almak isteyen, tercihlerini bu yönde tamamen değiştirmek isteyen insanlar böyle hani yol gösterici arıyorlar. O yüzden bazen böyle insanlardan da istek yani video, böyle bir video çeker misin gibi istekler almaya başladım. O yüzden şu an böyle bir video oluyor. Bu videoda çok fazla saç ürünü göreceksiniz bu arada. Son zamanlarda çünkü şu olay yüzünden bir saç ürünlerine bir şey oldum, böyle abandım gibi bir şey oldu. Ama saç ürünlerini en sona saklayacağım. İlk başta böyle ufak tefek şeylerle başlamak istiyorum. Mesela şu ojeler. Hepsi Essence'ın ojesi. Özellikle şunu, bu glitterlı olanı çok fazla kullanmıştım. Ve ben böyle simli şeyleri çok fazla seviyorum zaten. Fakat şu an ellerimde jel tırnak yaptırdım. O yüzden aslında hiçbirini kullanmıyorum. Fakat hepsini tek tek kullanmıştım. O yüzden hepsini tek tek göstereceğim. Numaraları bu arada bunun 79. Bu glitter'ın numarası 23. Ve son olarak şöyle çok 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 tatlı bir turuncu var. Bunu gerçekten çok beğendim. 84 numara bu da. Heat is on diye bir oje rengi. Sanırım bu üçünün arasından renk olarak en fazla şunu beğendim ama en fazla kullandığım buydu. Çünkü simlere karşı bir çekimim var. Bilmiyorum. Gördüğüm zaman direkt bu sim kullanasım geliyor yani. O yüzden en fazla bunu kullandım. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Essence artık tamamen vegan bir marka. Tamamen bütün ürünleri vegan. Ojeleri de vegan. Arka tarafında zaten vegan sertifikası var. Ve şu an gösterebilir miyim aslında bilmiyorum ama şurada vegan yazısını göreceksiniz. Geçelim diğer ufak tefek ürünlere. Şu iki tane pastel markasının ikisi de yakından göstereyim. Şu Show serisinin allığı. Ben bunu Instagram'dan paylaşmıştım. Demiştim ki bu allık olduğu için çok fazla kahverengi olan rengi çok fazla tercih edilmiyor. Çünkü rengi aslında şöyle bir şey. Şu şekilde bayağı kahverengi bir renk. Sıcak tonda bir kahverengi ve allık olduğu için tercih edilmiyor. Çünkü bunun daha böyle tatlı turuncu, kırmızı renkli tonları var. Fakat ben bunu alıyorum. Çünkü ben bunu allık olarak değil böyle hafif kontür olarak kullanıyorum. Ve bu şekilde kullanmayı seviyorum. Yani böyle çok keskin, inanılmaz bir kontür yapılmış hissinde değil. Sadece böyle hani dokundurup süngerle dağıtıyorum ve çok hoş görünüyor bence. O yüzden bunu allık olarak kullanmıyorum. Kontür olarak kullanıyorum ve bu şekilde kullanmanızı öneriyorum. En azından deneyin. Güzel oluyor. Bir de şu allık var. Bunu da bir vegan Instagram sayfasından görüp almıştım.
Aslında böyle bir şeyin varlığından bile haberim yoktu ama Trendyol'da sanırım satış rekoru falan kırmış bir krem aldık bu. Ve ben çok beğendim. Bendeki rengi 42 Rosary diye bir renk. Ve çok hoşuma gitti açıkçası. Ve krem formunda bir allık olduğu için direkt parmağınızla alıp sürebiliyorsunuz. Rengi de şu şekilde. Revolution'ın böyle bir concealer'ını aldım. Benim concealer'a çok ihtiyacım vardı. Çünkü kendime uygun concealer'ı bir türlü bulamıyordum hiçbir şekilde. Ben çünkü böyle birazcık makyajları seviyorum. Aşırı böyle porselen gibi görünmek istemiyorum. Çünkü çillerim var. Çillerimi kapatmak istemiyorum tamamen. Ama aynı zamanda böyle ıslak bitişli bol böyle aydınlık highlighterlı falan ten makyajlarını seviyorum. Far konusunda matçı bir insanım ama ten makyajı olarak böyle sim, aydınlık bilmem ne falan hep böyle ıslak bitiş ararım. Bu da ıslak bitişli ve çok yüksek kapatıcılıklı olmayan, orta kapatıcılıklı bir ne denir ona? Concealer. Ve aradığım concealer'ı buldum ve hiçbir şekilde bunu artık bununla ben tamamen böyle ayrılmaz ikiliyiz artık ve çok seviyorum bunu. Kaç lira olduğunu unuttum ama şu an indirimde. Hatırı sayılır bir indirimi var bu arada bu saydığım bütün hepsinin. Ojeler hariç. Ojelerin indirimi yok. Şunu şöyle göstereyim yakından. Böyle bir aplikatörü var. Zaten bu tip şeyleri ben çok beğeniyorum. Bir Maybelline'in bir böyle bir şeyi vardı. Aplikatörlü bir concealer'ı vardı. Fakat o vegan değil. Ayrıca hayvanlar üzerinde deney yapıyor. O yüzden kullanmıyorum. Kullanmak istemiyorum. Kullanılmasını önermiyorum. Neyse hayvan deneyi yapan markalara salladığımız yeter. Bunu öneriyorum. Ama yani beğenmeyebilirsiniz bu arada. Hani illa ben çok beğendim diye herkes beğenmek zorunda değil tabii ki. Bu ürün tanıtımı nasıl yapılır? Ben hayatımda ilk defa böyle bir video çekiyorum şu an. Bendeki rengi sanırım light. Aynen light rengi ve ten rengimi görüyorsunuz zaten. Benim ten rengimden bir ton falan açık bir rengi tercih ettim. Gelelim şu inanılmaz ötesi palete. Ben böyle çok renkli makyaj, böyle çok far sürmeyi seven bir insan değilim. Çünkü gözlerim hooded eye denilen bir göz şekline sahip, göz kapaklarım düşük. Bu kötü bir şey değil bu arada. Herkesin fiziksel yapısı farklı. Hani bundan yakınarak söylemiyorum. Sadece far la uğraşmak istemiyorum böyle bir göz şekline sahip olduğum için. Genel olarak eyeliner kullanan bir insanım. Fakat bu palet beni o kadar çok yapıyor ki böyle çekiyor ki çok beğendim yani bu paleti. Yani böyle tek renk sürdüğünüz zaman bile böyle çok güzel oluyor. Yani renkli bir kombin yaptıysanız mesela atıyorum yeşil bir şey giydiniz. Şu ikisini falan sürdüğünüz zaman ve böyle elinizle bile sürseniz fırçaya gerek yok. Pigmentasyonu o kadar iyi ki böyle hani bir anda böyle değişiyor her şey. O yaptığınız bütün makyaj bir farklı bir hava oluyor. O yüzden bu paleti çok beğeniyorum. Böyle özellikle uğraşılması gereken göz makyajları için de olur tabii ki bu arada. Ay anlatmadım derdimi ya bugün. Yani demeye çalıştığım şey şu. Özellikle böyle üstüne uğraşılması gereken bir göz makyajı yapmanıza falan gerek yok. Tek renk sürseniz bile gerçekten inanılmaz bir palet. Özellikle şu iki sim olan rengi çok sevdim. Zaten ben bu paleti bol bol kullanıyorum yani. Instagram'a post attığımda eğer renkli bir eyeliner, aman eyeliner demişim, far görürseniz gözlerimde bu palettendir. Zaten başka renkli far paletim yok, sadece bu var. Ve yeter de bu arada bence. Çok far sürmeyen bir insan olarak bence yeterli. Sonra şunu aldım. Normalde bu arada sabitleme, makyaj sabitleme spreyi. Ve ben normalde NYX'in ıslak bitişli olan sabitleme spreyini kullanıyordum. Ondan da memnundum. Fakat bu çok daha benim beğendiğim ten makyajına uygun bir sabitleme spreyi. Bunu sıktığınız anda böyle parlıyorsunuz. Gerçekten parlıyorsunuz yani. Böyle çok nemli ıslak makyajlar için bence efsane bir sabitleme spreyi. Bu da Revolution'ın. Zaten bütün gösterdiğim ürünlerin hepsinin ismini aşağıya yazacağım. Yani dediğim gibi bunun hakkında diyecek bir şey yok. Aslında bu da concealer gibi. Yani şu bahsettiğim concealer gibi bu da benim vazgeçilmez olan ürünlerden bir tanesi olacak artık. Bu ikisinden bağlandım yani bunlara. Çok seviyorum şu an. En fazla kullandığım iki makyaj malzemesi ürünü. Geçelim diğer ürüne. Bu bir kozmetik değil aslında. Arifoğlu'nun kayısı çekirdeği yağı şu şekilde göstereyim. Böyle bir şeysi var. Tıpa
Buna aplikatör demek istemiyorum. Damlalık. Damlalığı var. Ben bunu Instagram'dan paylaştığımda niçin kullandığımı gerçekten çok fazla sordunuz ve hani bu kadar fazla soracağınızı beklemiyordum ama ben bunu yüz yogası yaparken kullanıyorum. Normalde ya kayısı çekirdeği yağı ya da üzüm çekirdeği yağı kullanıyorum böyle durumlarda. Bir de bir ara kuru yağ kullanıyordum. Ama son zamanlarda bunu yüz yogası yaparken çok fazla kullanıyorum. Bu sanırım indirimde değildi. Normal fiyatının da böyle 50 lira, 50 elimsi bir civarda olması lazım. Bu şekilde. Bu da böyle bir öneri. Saç ürünlerine gelmeden önce şöyle bir şey aldım. Bu bir cımbız aslında. Ama ben bunu kıl kopartma cımbızı olarak almadım. Gözümün etrafına bazen taşlar yapıştırarak makyaj yapıyorum ve bu da böyle aşırı derecede ince uçlu bir cımbız olarak hayatıma girdi. Paketi şu şekilde, böyle bir paketi var. Tavsiye ederim eğer böyle taşlı tuşlu makyajlar yapıyorsanız ara sıra. Gelelim saç ürünlerine. Şöyle bir wax bulunuyor şu an elimde. Bu arada saç ürünlerinin hepsi Urban Care markası ve ya bu böyle sponsorlu bir video falan değil. Çünkü şu an bayağı önümde Urban Care standı var yani resmen. Çünkü ben yıllardır Urban Care kullanan bir insanım ve Urban Care'in bütün ürünleri zaten bana yetiyor. Yani özel bir şey almama pek fazla gerek olmuyor. O yüzden hani ben çok fazla farklı bir marka kullanmıyorum. Yani kullandım mı? Kullandım. Önerdiklerim de var aslında ama Watsons alışverişi adı altında bir video çektiğim için şu anda bu Watsons indiriminden aldığım ürünlerin hepsi Urban Care olduğu için böyle bir altyazıda, alt dipnotta geçmek istedim. Başlayalım o zaman. Urban Care'in böyle bir mat wax'ını aldım. Ara sıra kötü bir saçla uyandığım zaman ve dışarı çıkmam gerektiği zaman ve duş almaya çok üşendiğim zaman topuz yapıyorum. İki taraftan da yapıyorum bazen. Bazen tek bir topuz yapıyorum ve öyle bir durumda topuz yaptığım zaman mesela şuraları böyle bebek saçlar falan çok fazla çıkar ya, onlar çıkmasın diye bunu kullanıyorum. Daha sonrasında başka bir sabitleme spreyi sıkıyorum ama onu Rossmann'dan aldım. Şu an bu videonun olayı değil o. Matte wax yazıyor üstünde. Bunun aqua wax'ı da var. Dilim dönmedi. Çok az kullandım şu an zaten gördüğünüz gibi. Bayağı az kullanılmış bir wax şu anda. Ben bunu çok beğendim. Islak bitişli olan wax da dediğim gibi aqua wax ve onu almadım çünkü ıslak bitişli bir wax benim kafam ya bilmiyorum böyle yağlı gibi göründüğü için bence bu arada çok seveni de var ama ben matte waxları daha çok tercih ediyorum. Bir de üstüne sprey sıkıyorum falan filan zaten o inanılmaz matlık kalmıyor o şeyin üstünde wax durmuyor yani. Topuz yaptığım zaman. O yüzden mat olanı tercih ettim. Siz de böyle düşünüyorsanız bundan alabilirsiniz. Çok iyi bir wax bence. Aynı zamanda zaten vegan. Vegan olduğunu söylemeyeceğim. Yani bu ürünlerin hepsi vegan. Diğer ürüne geçelim. Şöyle iki tane minnoş. Benim saçlarım şu an çok fazla belli olmuyor. Çünkü yeni taradım daha. Ve şey biraz böyle dağıldı. O yüzden belli olmuyor. Ama benim saçlarım biraz bukle. Ve yani bu kıvırcıklı dalgalı arası bir saç tipim var. Saçların uçları genelde bukle oluyor ve o bukleleri korumak için şu ikisini kullanıyorum ve bunları çok seviyorum. Bundan iki tane daha stokladım. Şundan bir tane var çünkü bunu daha fazla kullanıyorum. Duştan çıktığım zaman ilk başta bunu sonra bunu kullanıyorum üstüne. Sabitleme spreyi gibi düşünüyorum yani bunun öyle bir işlevi yok tabi de ikisini aynı anda kullanınca daha güzel bir sonuç aldığımı fark ettim ama hani duş almadıysam günlük olarak kullanacaksam genelde bunu kullanıyorum. Onun dışında besleyici olan duş sonrası kreminden birazcık bahsedeceğim. Buna bayılıyorum yani gerçekten inanılmaz bir krem benim için. Kuru ve yavaş uzayan saçlar için kolajenli duş sonrası bakım kremi. İnanılmaz güzel bir yumuşaklık ve parlaklık veriyor bence. O yüzden Jack'le beraber bunu kullanıyoruz bayağı. Şampuanlı, serumu, saç kremi bilmem nesi falan filan da var ama ben yani biz daha doğrusu sadece bunu kullanıyoruz. Saç kremi ve şampuan olarak da şunu kullanıyoruz. Yakından böyle göstereyim. Bu da biyotin ve keratin içeren dökülme karşıtı bir şampuan. Bunu aldık çünkü bu indirimde bayağı bundan stokladık aslında. Çünkü bu aralar Jack ve benim
Saçlarımız dökülüyor. Niyeyse. Yani dökülüyordu. Bunu kullanmadan önce bayağı bir dökülüyordu. Galiba mevsim geçişi de olabilir ama anlayamadık tam olarak. İkimizin de bir anda dökülmeye başladı çünkü. Daha sonrasında bunu ve bunun saç kremiyle beraber şampuanını kullanmaya başladık ve çok iyi geldi. O yüzden bu saç dökülmesi olan insanlara mevsimsel olarak kullanabileceğiniz bir öneri olarak aklınızda bulunsun. Ben çok beğendim. Onun dışında yine Urban Care. Of çok sıkıcı ya gerçekten. Bu kadar Urban Care stoklamak istemezdim ama seviyorum. Yapacak bir şey yok. Şöyle saçımı arkaya atacağım çünkü biraz sıcak. Bu bir saç maskesi. Intense Keratin olan serisinin saç maskesi. Bunlar 20 TL üzeri alışverişe 17 liraya düşüyor. 44 lira sanırım orijinal fiyatı ve hala bu indirim var. Ve ben bunlardan aldım para. Bunu daha 2 gün önce kullandım ve çok güzel yumuşattı saçlarımı. Özellikle Intense Keratin almamın sebebi şimdi benim saçımın burası açıldı. Burası hala kendi renginde ve hani bir kere daha boyayacağım bu tarafı. Daha açık böyle platine yakın olsun ki gri yapmaya çalışıyorum şu an saçımı. Bu tarafını en azından. Ve hani bu tarafıyla bu tarafının arasında bir doku farkı olacak. Ve ben bu doku farkı olmasını istemiyorum. O yüzden keratinli bir saç maskesi aldım. Bakalım ne kadar işe yarar uzun vadede diyerekten. Haftada bir kullanacağım. Şimdilik iyi görünüyor. Ama zaten yorumları da iyiydi. O yüzden neden olmasın diye denemek için aldım. Ve dediğim gibi iyiydi. Ama henüz bir kere kullandım. Sadece çok 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 fazla yumuşattığını ve parlattığını söyleyebilirim. Ama uzun vadeli sonuçlarını bilmiyorum tabii ki. Şu ikisi. Bunlar zaten az önce anlattığım gibi saçımın yarısını gri ışıltılı olmasını istiyorum. Dolayısıyla mor şampuan serisinden aldım. Bunların bir de Two Minute Mask diye bir şeyi var. Şu aşağıda yazan vegan formula ifadesi yazmıyordu. O yüzden ondan almadım. Ama bu ikisi de yeterince iyi. Yani bu mor şampuanı haftada bir defa kullanıyorsunuz. Bunu her gün kullanıyorsunuz. Ürünün ambalajının arkasında bu şekilde yazıyor. Özellikle şununla ilk yıkadığım zaman saç diplerimi bayağı bir açtı. Onu söyleyebilirim yani. Bayağı şu an şuralar böyle gri ışıltılı ama videoda görünmüyor işte. Nedenini anlayamadım tam olarak. Onun bir renk ayarlarıyla oynarım yakın zamanda. Dediğim gibi eğer platin saçlıysanız veya saçlarınızı gri yapmak istiyorsanız veya böyle sarı saçlıysanız ve ara sıra turunculaşma böyle yeşilimsi renkler falan ortaya çıkıyorsa vegan mor şampuan olarak benim çok fazla bir deneyimim yok açıkçası. Fakat piyasada da sanırım vegan mor şampuan çok fazla yok. Ama eskiden vegan değilken mor şampuan kullanmıştım ve hiçbir eksiği yok bu ikisinin de. Hatta fazlası var. İkisi de vegan. Mor şampuan arıyorsanız eğer vegan bir mor şampuan önerisi yapabilirim. Bunların dışında sanırım aldığım bir şey yok. Aa var. Boya almıştım. Boyayı aldım ve getirdim hemen. Bunu kullandım. Beğendim ve çöpünü atmadım. Sırf size göstermek için. Şöyle bir rengi var. Ben şimdi soracak olursanız, çok iyi biliyorum soracaksınız. Bu platin rengi neden senin saçın şu anda sarı diyecekseniz eğer şöyle açıklayayım. Ben saçımı Oriel'le yani o bleach, o böyle çamaşır suyu gibi amonyaklı aşırı derecede yıpratıcı, ağartıcı maddelerle açmaktan ziyade yavaş yavaş bu tip böyle oksidanlı boyalarla açma taraftarıyım. Çünkü iki tarafta doku farkı olacak ve ben bunu istemiyorum. Ve yavaş yavaş açtığım zaman saçım minimum zararla açılıyor. Dolayısıyla bu tip ürünler alıyorum. Ve her hafta böyle yavaş yavaş tek tek yani her hafta bir kere sürüyorum bundan falan filan. Ve bu şekilde ton ton hafif hafif açılmış oluyor. Ve işlev olarak bunu o konuda beğendim. Gerçekten iyi. Fakat eğer yok ben sadece platin istiyorum, benim saçlarımı ben Oriel'le açarım, problem değil diyorsanız vegan Oriel'ler biliyorum. Vegan Oriel'ler de kullandım daha önce. İsterseniz saç boyalarıyla falan alakalı bir video çekebilirim. Fakat onlar Watsons'ta satılmıyor. İnternet üzerinden sipariş vermiştim. Hop, mesaj geldi. Dediğim gibi onlar Watsons'ta satılmıyor. Dolayısıyla bu videonun konusu değil. Fakat Neva Botanic Color markası Watsons'a satılıyor. Ayrıca şurada gördüğünüz gibi vegan sertifikası da var.
Bu şekilde bu videonun sonuna gelmiş olduk. Teşekkür ederim izlediğiniz için ve umarım bitki videosu bekleyen arkadaşlar bana kızmamıştır. Ara sıra böyle videolar da çektiğimi biliyorsunuz. İlk defa bu kadar fazla böyle ürünlü video çektim. Dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım vegan ürün konusunda bazen bakış açınızı bir noktada genişletmişimdir. Bu tip içeriklerin devamını merak ediyorsanız, böyle içerikler de görmek istiyorsanız kanalımda lütfen bana bildirmeyi unutmayın. Bitki bakımı ile ilgili videolarımı merak ediyorsanız özellikle yukarıya şu anda linkini bıraktığım playlistten bitki bakımına yeni başlayanlar için hazırladığım 6 videoluk bu playliste ulaşabilirsiniz. Özellikle o video serisini izlemenizi tavsiye ederim eğer bitki bakımını bilmiyorsanız. Eğer bitki bakımını biliyorsanız da videolarıma göz atabilirsiniz. Birçok bitkilerle ilgili video çektim, vloglar çektim. Bu farklı bir içerikti ama eğlendik bence. O zaman sizi öpüyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.